Soçi görüşmesi vardı bugün. Diğer konuklarımızla da elbette konuşacağız. Ama Sayın Babiroğlu'na Soçi görüşmesinin önemini ve görüşme biter bitmez Erdoğan'ın kaçarcasına, yani görüşme bitti, bir saat sonra Rusya'dan ayrıldı haberini aldık ya da 1,5 saat, sanki kapıda uçak bekliyormuş gibi. Böyle kaçarcasına bir açıklama yapılmadan bitirilmiş bir zirve var ortada. Nasıl değerlendirdiniz bugünkü bu zirveyi? Belki Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşte yapılan açıklamaların ardından bu görüşmenin olması da önemli. S-400'lerde elbette ve Suriye'deki gelişmelerle. Sayın Babiroğlu, ne diyeceksiniz? Evet. Evren Hanım, önce şunu belirtelim. Tabii Soçi zirvesi geçen 2020 yılında Mart'tan sonra, 1,5 yıl sonra yapılan bir zirve. Evet. Daha önce de Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı ve heyet Moskova'ya gitti. Şimdi de yine Moskova'ya gidildi. Yani aslında normalde protokolde biliyorsunuz geleneklerde tekabüliyet esası ya da karşılıklılık ilkesi dediğimizde karşılıklı ziyaretler olur. Demek ki Türkiye daha fazla önem veriyor bu duruma. Neden önem veriyor? Çünkü İdlib konusu Haziran'da Rusya yaklaşık ortalama 20-22 hava saldırısı yaparken İdlib'e, bu Haziran ayında, Eylül ayına geldiğimizde bu 200'ü aşıyor. Hı-hı. Yani 10 kat daha fazla. Bu şu ana kadar ilk kez bu kadar aşıyor. O zaman bunun ismini biz askeri literatürde yerine koyduğumuzda, daha önce kontrollü gerginlik vardı ama şimdi kontrollü çatışma safhasına gelin. Bir de Putin, yani Rusya cepheyi genişletti. Evet. Daha önce sadece İdlib içine hava saldırıları, hava harekatı yaparken şimdi kuzeyde Halep batısı, Elbap, Cerablus, Afrin gibi yerlere de, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bulunan ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde bulunan bölgelere de yansıdı. Yani Putin'in Rusyası şunu diyor veya Putin şunu diyor: benim artık hedefim sadece İdlib değil, ben hedefim Halep batısı, Cerablus, Elbap, Afrin'de olur. Onun için böyle bir mesaj da vermiş oldu. Biliyorsunuz daha önce Şubat 2020'de de maalesef 34 şehidimiz oldu. Kahraman Mehmetçik orada. Evet. O da açıktı, çok açıktı. Rus uçakları tarafından şehit edildi. Bunu öyle. Bütün istihbarat, evet, onun altını çizelim. Rusya da henüz şu ana kadar özür dilemiş değil. Onu da altını çizelim. Galiba o şehitlerden şimdi, sonra da bir Rusya ziyareti olmuştu değil mi, yanılmıyorsam? Zaten ondan sonra Mart'ta oldu zaten. Şehitler, evet. 22 Şubat 2020'de şehitlerimizi verdik, tabii. Kahraman şehitler. Ardından bir ay sonra ziyaret oldu Moskova'ya, hatırlarsanız. Ve özür dilenmedi. Şimdi sonuca geldiğimizde Soçi zirvesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinin güçsüz olduğu bir ana tekabül ediyor. Yani başka bir açıdan okuduğumuzda Rusya'nın eli daha güçlü. Neden? Çünkü Cumhuriyet NATO'ya girdikten sonra ilk kez ABD ile Türkiye arasında gerginlik bu kadar yüksekliğe ulaştı. Hı hı. Ne demek istiyorum? Sayın Cumhurbaşkanı New York'tayken ziyaret talebinde bulundu ama Biden bunu pek kabul etmedi. Yani sıcak bakmadı. Bunun ötesinde Biden yönetime geldikten 3 ay bekledi. 3 ay sonra telefon etti Sayın Cumhurbaşkanı'na ama telefon etme gerekçesi teşekkürden öte sözde soykırım iftirasını haber vermek. Evet. Bu da diplomatik teamüllere pek uygun değil. Yani ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler 3 ay sonra arıyor ama sözde soykırım iftirasını yarın ilan edeceğim şeklinde arıyor. Ama bir konuya daha gelelim. 6 ay sonra işte görüşüyorlar Haziran'da. Görüştükten sonra bir daha da ne telefon ne de karşılıklı bir görüşme oluyor. Ekim'de G20 zirvesinde görüşme olur mu sorusunun cevabı, biraz ben ihtiyatlıyım bu konuda. Hı. Evet. Bir açıklama yapıldı ama tabii net değil biliyorsunuz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın S-400 ile ilgili verdiği mesajlar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya ya yönelik son 2 günde verdiği olumlu mesajlar bu konuda yani mesela işte Birleşmiş Milletler'de bizim Rusya ile olan iyi ilişkilerimize yönünde gerekli mesajı verdim şeklinde söylediği açıklamalar, bu etkileyebilir ama etkiler demiyorum. Ama şu değil, garanti değil, onu söyleyelim Ekim'deki görüşme. Şu bu açıdan baktığınızda şimdi demek ki ABD sözde soykırım iftirasını ilk kez
kabul ettiğine göre ve artık mesela Afganistan'la ilgili Türkiye çok işbirliğine üstlendi ABD ile ve işbirliği yapmak istedi ama ABD teşekkür etmedi Türkiye'ye. ABD Dışişleri Bakanı Körfez ülkelerini ziyaret etti. Katar'a Afganistan'da ABD ile işbirliği açısından teşekkür etti. Ama Türkiye hiç telefon edip teşekkür etmedi. Oysa Türkiye Afganistan'da ABD ile her türlü işbirliği hazırdı, havalimanının emniyeti dahil. Şimdi bu açıdan baktığınızda şu stratejik sonuç ortaya çıkıyor. Bakın Evren Hanım, stratejik sonuç diyorum, altını çiziyorum. ABD artık Türkiye'yi vazgeçilmez ülke olarak görmüyor, nokta. Evet. İki, ABD artık Türkiye'yi eski stratejik önemde ağırlığı olan, Orta Doğu'da ağırlığı olan bir ülke olarak görmüyor. Bu da nokta. Bu ABD dediğimde siz NATO'yu da anlayın. Tabii. NATO da aynı şekilde. Tabii. Dolayısıyla bu da aynı. S-400 evet, Putin stratejik bir lider. Aktifken pasif, yakınken uzak. Hiç çıkarı yokmuş gibi davranıyor ama bütün attığı adımlar Rusya'nın çıkarıyla ilgili. Ama şunu sormak istiyorum hocam. Evet. Sayın Babiroğlu, özür dilerim. Şimdi bir yandan ikinci S-400'lerin, yani ikinci grup S-400'lerin evet, alınacağı ifade ediyor. Hani Rusya'ya yakınlaşmış bir şey var, evet, durum gösteriliyor. Ama diğer yandan da örneğin İdlib'de cihatçıları temizlemek normalde ona PSK'nın geliyorum, görevi. Ona geliyordum. Evet. Buyurun, nasıl oluyor yani? Tamam, ona geliyorum. Şimdi Putin'in, Putin evet tenkit edilebilir, otoriter değil, o ayrı bir şey. Ben onu, o benim konumun dışında. Fakat Putin dünyada şu anda, dünya yöneten liderler arasında Avrupa Birliği'nde Alman başbakanı var. Hı hı. Yani dünyada önemli. Yani tarihte yer alacak liderleri kastediyorum. Bir de Putin. Putin aktifken pasif, yakınken uzak, hiç çıkarı yokmuş gibi davranıyor ama attığı bütün adımlar Rusya'nın çıkarlarına yönünde. Ne diyorum? NATO ülkesine... Tarihte ilk defa, NATO tarihinde ilk kez bir NATO ülkesine S-400'leri 2,5 milyar dolara sattı. Evet. NATO üyesi Türkiye ile NATO'nun, NATO üyesi Türkiye ile ABD'nin arasında bardağı çatlatmayı başardı. Bunu hibe bile edebilirdi yani. Onu altını çizelim. Hı hı. Çünkü hiç kimse, ben öngörüyordum ama demek ki öngörülemedi bu sonuçta. Ama peki bu Putin'in başarısını... Evet. Bu Putin'in başarısı mı, AKP dış politikasının başarısızlığı mı? Evet, şimdi önemli bir soru. Evet. Şimdi tabii devlet çarkı bu S-400 alımında risk analizi yapar. Yani bu stratejik bir silah. Biz Rusya'dan helikopter aldık, Rusya'dan zırhlı araç aldık ama onlar çok taktik düzeyde. Hiç kimsenin dikkatini çekmez o. Evet. Ama S-400 dediğiniz zaman stratejik düzeyde bir hava savunma sistemi. Böyle bir savunma sistemi aldığınızda devlet geleneksel, devlet çarpı karar sürecinde risk analizi yapar. Bu risk analizinde iki şey ortaya çıkar. Kabul edilebilir risk, hesaplı risk, bir de katlanılabilir riskin ötesinde bir risk. Yani hesaplanır, katlanılabilir veya tam riskte. Şimdi S-400 katlanılabilir riskin ötesinde bir risk taşıyor. Bu yeni taşımadı. 3 yıl önce de taşırdı, 10 yıl önce de taşırdı. O zaman devlet çarkı bu riski niye hesaplayamadı? Risk analizini niye hesaplamıyordu sorusu anlamlı. Eğer hesaplasaydı şu anda S-400 hava savunma sistemi nerede olmalıydı? Ya batıda, Türkiye'nin tehdit olarak gördüğü Batı Anadolu'da bir yerde ya da güneyde Suriye cephesinde bir yerde olmalıydı. Yani Antalya'da olabilir, daha güneyde olabilir. Konuşlandırılmadığına göre ve Türkiye ile ABD arasında bu konuda işbirliğine hazırız. S-400'le ilgili endişeleri gidermek için Türkiye'nin yaptığı açıklamalara baktığınızda demek ki risk analizi nasıl yapıldı sorusu anlamlı. Şimdi ikinci S-400 alınır mı sorusu önemli. Evren Hanım, önemli bir soru sardınız. Benim kendi değerlendirmeme göre Türkiye şu anda bu riskte yüz yüze kalamaz. Neden? Çünkü kassa yaptırımları demokrasinin kılıcı gibi, evet, masada ABD'nin. Bu kassa yaptırımlarının hafif maddeleri uygulandı. Şimdi daha ağır maddeleri uygulanacak. Dikkat ederseniz Soçi zirvesinden sonra dolarda biraz seviyede yükseklik oldu. Yani aslında ekonomi çok akıllı aslında. Yani ekonomi sonucu uzmanlardan daha iyi değerlendiriyor. Biraz yükselmesinin nedeni var. İşte basın açıklaması yapılmadığı, sizin dediğiniz gibi herhangi bir anlaşma, sözleşme imzalanmadığı, teknik heyete bırakıldı.
Sonuç olarak geldiğimiz noktada ikinci bir S-400 alabilir mi Türkiye? Hayır, alamaz. Alması için ne yapması lazım? Birinci S-400'ü bir kere konuşlandırması lazım, evet, bir yere. Evet. Konuşlandırırsa alabilir. Alırsa ne olur? Buna rağmen aldı diyelim. Bu şu demek? Eksen kayması demek. Bu şu demek? NATO ile Batı kanadı, yani ABD ile NATO arasındaki bardağın çatlaması değil, kırılması demek. Ha, Türkiye bu kırılmayı göze alır mı sorusunun cevabı kesinlikle hayır. Türkiye alamaz. Bu dönemde alamaz. Onu bir kere altını çizelim. Onun için ikinci S-400 açıklaması tepkisel. Yani Biden'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı randevu talebine karşı randevu vermemesi, görüşmemesi, ABD'den gelen olumsuz açıklamalar nedeniyle yapılan tepkisel açıklamalar. Fakat şu var. Şimdi bizim üzerinde duracağımız konu şu. Bakın, bir konu var. Tarihte hiçbir zaman ABD ile Rusya hiçbir zaman sıcak savaşa girmemişlerdir. Soğuk savaşı kastetmiyorum. Evet. Sıcak savaşa girmemişlerdir. Ama tarihte ABD ile Rusya her savaştan sonra paylaşmışlardır. Bunun altını çizelim. Şimdi Rusya'da, Rusya ve ABD Suriye masası kurdular ve Suriye'yi görüşüyorlar. Suriye'yi ne görüşüyorlar? PYD-PKK terör örgütünün geleceği, Suriye'nin geleceği, federal bir yapım olacak, özellik durumu ne olacak, Şam'a ne kadar bağlı olacak? Ama burada en önemli şey ne? 9-11 kilometrelik sınırı bulunan ve Suriye'deki istikrarsızlıktan, iç savaştan, Suriye'den sonra en çok etkilenen, olumsuz etkilenen Türkiye masada yok. Şimdi bunun altını çizmemiz lazım. Tabii. Türkiye masada yok. Yani Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü kasteden PYD-PKK terör örgütüyle ilgili karar veriliyor. Suriye coğrafyasının ve Suriye devletinin geleceğiyle ilgili bir karar veriliyor. Ama Türkiye yok. Neden yok? Çünkü ABD'de, Rusya'da Türkiye'yi masada istemiyor. Nitekim Putin Güney Kafkasya'da Karabağ'la ilgili görüşmeler yapılırken Türkiye de masanın dışındaydı Moskova'da, hatırlarsan. Evet. Ateşkes görüşmelerinde. Şimdi bu açıdan baktığınızda evet, Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği olumlu, ama mesela Rusya büyük bir ihtimalle Soçi'de, ben şunu değerlendiriyorum, Ukrayna ve Kırım'ı birinci madde olarak gündeme getirmiştir. Onun altını çizelim. Çünkü Ukrayna'ya Türkiye'nin SİHA'ları, yani silah sistemini satması tabii Rusya yaptığı açıklamalar gereği memnun etmedi. Ukrayna ile ilgili açıklamalar memnun etmiyor. Elbette Türkiye Kırım'ın ilhakını kabul etmeyecek hiçbir zaman. Bu normal. Çünkü orada Türkler var. Doğrudur. Ancak Kırım'la ilgili, Ukrayna ile ilgili açıklamalar, Rusya'ya karşı yapılan açıklamalar, ABD'nin de çok üstünde açıklama. Yani peki, ABD bu kadar açıklama yapmıyor. Peki. Yapmayınca tabii bu bir kez Rusya'nın tepkisini topluyor. Zamanım bittiyse bitti. Hayır, son... hayır. Sizin son cümlenizi alalım. Yine size döneceğim ama diğer yorumcularımıza ben da birer söz vermek istiyorum hocam. Şuna söyleyeyim. Şimdi Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez Evren Hanım şu stratejik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bir, bakın, dünyanın hiçbir ülkesi, ister fakir Afrika ülkesi olsun, ister Avrupa'nın en zengin ülkesi Almanya olsun, ister Norveç olsun, ister dünyanın en güçlü ülkesi ABD olsun, 750 milyar dolar ayırıyor savunma bütçesine ABD. Rusya'nın 12 katıdır ki Rusya dengeliyor onu. Onun için Putin stratejik adımlar atıyor diyorum. Dünyanın en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke konumuna gelmek istemez. ABD dahil. Türkiye bu konumda. İkinci stratejik sorun. Dünyanın hiçbir ülkesi, ister fakir ister zengin, ister ABD gibi dünyanın en kuvvetli ordusuna sahip olsun, güney sınırı, Suriye ve Irak toplam 1300 kilometrelik sınırda terör üreten bir coğrafyayla komşu olmak istemez. Türkiye bu durumda. Üç, dünyanın hiçbir ülkesi 130 kilometre sınırı bulunan küçük Afganistan'la, yani İdlib'le komşu olmak istemez. Türkiye komşu. Evet. İdlib küçük Afganistan'dır. İdlib'in bir kere ismini koyalım. Şu anda Afganistan'da var olan bütün terör örgütleri laboratuvarı İdlib. İdlib'de IŞİD'le, DAEŞ'le, El-Kaide türevi arasında çok sayıda örgüt var. Bunlar radikal gruplar. 30-40 bin kadar yabancı terörist savaşçı var. Bir de yanlış değerlendirme algı var. Sanki İdlib'deki bu Birleşmiş Milletler tarafından, Türkiye tarafından, Rusya tarafından ve çoğu ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bu radikal grupların sanki Suriyeli olduğu düşüncesi var. Bu külliyen yanlıştır. Bunların %90'ı yabancı terörist savaşçıdır. Hem oradaki El-Kaide türevi
hem de IŞİD'dir. Onun altını çizelim. Bunlar yabancı terörist savaşçıdır. Ve bunları ABD destekliyor. Onun için ben İdlib'e küçük Afganistan diyorum. Ve Birleşmiş Milletler raporunda İdlib'le ilgili diyor ki dünyanın en büyük yabancı savaşçı çöplüğüne dönüşmüş coğrafyadır diyor. Birleşmiş Milletler diyor bunu. Bu ABD ne yapıyor İdlib'i? İdlib'de niye bu yabancı terörist savaşçıları destekliyor El-Kaide IŞİD türevi? Rusya'yı yıpratmak için. Nasıl Afganistan'da Rusya'yı 1979-89'da yıprattı ve El-Kaide tarafından Rusya, Sovyetler yenildiyse, şimdi Rusya'ya aynı projeyle, aynı senaryoyla ben buradaki grupları destekleyin, Rusya'yı yıpratayım, uzatmalı bir savaşa girsin, hem maddi açıdan hem psikolojik açıdan yıpransın ve ileride çekildiğinde bir ikinci Afganistan sendromuyla çekilsin. Peki. İkinci amacı ne? İkinci amacı hemen bitiriyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğünü engelleme. Üçüncü amacı ve en büyük zararı gören de Türkiye. Çünkü bu teröristler Türkiye'yi bir hat olarak kullanıyor. Onun için Türkiye'nin bana göre şu anda yapması gereken en önemli konu, çok maliyeti de çok ucuzdur, Rusya ile Suriye ile işbirliği yapacak. Suriye ile PYD, PKK terör örgütünün ve İdlib'deki radikal grupların etkisiz duruma getirilmesi yönünde Rusya ile beraber adım atacak. Bu en ucuz maliyeti budur. Bu anlattığım üç sorun Evren Hanım gelecek kuşaklara devredilmeye hazır sorunlardır. Öyle Türkiye'nin buna lüksü yok.